Tonguç Akademiden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bilgi felsefesi. Bilgi felsefesi konusu çok derindir ve geniş kapsamlıdır. Hocalarınız bilgi felsefesi konusunu yazılılarda da size sorabilir ve incelenmesi gereken bir konu olduğu için bugün sizlerle bilgi felsefesini işleyeceğiz. Bakalım bilgi felsefesinde neleri göreceğiz. Bilgi felsefesinin temel kavramlarına bakacağız. Bilginin oluşum sürecine bakacağız. Bilgi türlerine bakacağız. Bilgi felsefesinin temel problemlerine, bilginin doğruluk ölçütlerine, doğru bilginin imkanına bakacağız ve bunları hep beraber değerlendireceğiz. Bakalım neler varmış temel kavramlarımızda. Unutmayın, bilgi felsefesinin diğer adı epistemolojidir arkadaşlar. Temel kavramlar olarak bilgi, doğruluk, gerçeklik, temellendirme, bilgi aktı, suje, özne. Bu kavramlar bizim için çok önemli kavramlar. Akımları var, akımlarında daha çok doğru bilgiye inananların fazlalığını göreceğiz. Ama yine de doğru bilgiye inanmayanların da septisizm olarak karşılığını görebileceksiniz arkadaşlar. Evet, bilginin oluşum sürecine bakıyoruz. Suje, obje, özne, nesne, bilen, bilinen. Bunlar ne anlama geliyor arkadaşlar? suje obje ikisini birleştirdiğinizde ortaya bir ilişki çıkacak. Bu ilişki bir bağ oluşturacak ve bu bağdan da ortaya çıkan ürün bilgi olarak adlandırılacak. Demek ki bilgi neymiş? Suje ile obje arasındaki ilişkiden ortaya çıkan ürünmüş. Bu nesne kalemdir dediğimde özne ile öznenin bağ kurduğu nesne arasında bir bilgi aktı oluşuyor bu bilgi aktı ilişkisi içerisinde de bir algılama süreci yaşıyoruz. Ve bu algılama sürecinin sonucunda da ürün olarak ortaya bilgi çıkıyor arkadaşlar. Evet bilgi aktıları nelerdir peki? Bu düşünce biçimleri bizim için aslında önemli. Şöyle bir değinmek istiyorum bilgi aktılarına. Algı aktı çevremizi ve dış dünyayı algılayıp tanımamızı sağlıyor. Düşünme aktı sadece somut ve elle tutulur kavramları değil. Geometri sayılar gibi soyut kavramları da düşünmemizi sağlıyor. Bu bildiğiniz gündelik yaşamdaki düşünmemiz anlama aktı da yine gündelik yaşamdaki anlamanın karşılığında öznenin gerçekleşen bir olgunun ne maksatla yapıldığını kavramasıdır. Açıklama aktı ise öznenin nesne hakkında edindiği bilgileri nedenleriyle ve gerekçesiyle açıklamasıdır. Peki bilginin doğruluk ölçütleri nelerdir? Üç önemli kavram karşımızda. Gerçeklik, doğruluk, temellendirme. Gerçeklik nedir arkadaşlar? Bilginin doğruluk ölçütleri ve sınırları. Bunu sakın unutmayın. Gerçeklik bilen insan zihninden, bilinçten bağımsız olarak var olan her şey. Yani bizim zihnimizden bağımsız olarak var olduğunu düşünün. İşte bu ortaya çıkan ürün gerçeklik olarak adlandırılır. Doğruluk nedir? Doğruluk bilginin nesnesine uygunluğudur. Mesela ben diyorum ki Ali'nin boyu 1.90'dır. Ben Ali'nin boyunu ölçtüğümde eğer 1.90 çıkıyorsa demek ki bu bilgi doğrudur arkadaşlar. Yanlış değildir. Peki temellendirme nedir? Felsefeyi düşüncenin özelliklerinden de hatırlayacaksınız. Temellendirme fikirlerin belli başlı gerekçelerle ve nedenlerle temellendirilmesidir. Buna bir yıldız atıyorum. Çünkü felsefede temellendirme bizim felsefi düşüncenin oluşumunda en önemli etkenlerimizden ve özelliklerimizden birisidir. Peki şimdi bilgi türlerine bir göz atalım. Bilgi türlerinde dini bilgi, teknik bilgi, sanat bilgisi, bilimsel bilgi, felsefi bilgi ve gündelik bilgiyle karşılaşacağız. Kısaca bu bilgi türlerini bir özetleyelim, özelliklerine bakalım. İnsanın Gündelik bilgiye bakalım ilk başta. insanın pratik ihtiyaçlarını kolaylık ve kısa yoldan karşılayabilmesine dayanıyor. Ve insanın yaşamını kolaylaştırıyor. Aslında hepimizin gündelik olarak kullandığı bilgiler bu. Yöntemi de bundan yola çıkarak genellikle tecrübe yöntemidir arkadaşlar. Tecrübelerimize dayanır gündelik bilgilerimiz. Bilimsel temelleri yok. Dediğim gibi tecrübelere dayanıyor. Ve kesin ve sistematik bir bilgi türü değil. Buna örnek verdiğimde eminim ki zihninizde daha kolay oluşacak. Nane limon mide ağrısına iyi gelmektedir. Hava kararınca yağmur yağar. Bunlar nedir arkadaşlar? Bizim tahmin ve tecrübelerimize dayanan örneklerdir. Hatta bunlara örnek olarak batıl inançları. Mesela kara kedi gördüğümüzde kaçmamız ya da bize kötü şans getireceği gibi düşüncelerimiz bizim tecrübelerimize dayanır ama asla bilimsel bir dayanığı yoktur. Hemen diğer bilgi türümüze bakalım. Dini bilgi. Dini bilgi nedir? İnsanın doğayı ve evreni doğaüstü güçlere dayalı olarak açıklayan bilgi türüdür. Eleştiriye kapalıdır arkadaşlar. Dini bilgi eleştiriye kapalıdır. Buna bir yıldız atıyorum. Çünkü felsefede eleştiriye Kapalı bilgi türü, dogmatik bilgi türü olarak da adlandırılır temelinde iman ve inanç vardır. Genel geçer bir bilgi türü değildir dini bilgi. Teknik bilgiye bakalım. Teknik bilgiyle gündelik bilgiyi karıştırmayın arkadaşlar. Çünkü birbirlerine karıştırılabilen iki bilgi türü bu. Şöyle ben size bir önemli noktasını vereyim. Teknik bilgi genelde pratiktir. Ve bizim evrensel ve kesin ve nesnel olmamızı sağlar. Nasıldır bu? Teknik bilgide amaç pratik dediğim gibi ve pratikle dayanarak da olgusaldır. Olgusal olmak ne demek? Akla da dayalıdır. Yani insan teknik bilgisiyle belli bir malzemeye biçim verir ve yararlı araç ve gereçler üretir. Örnek verelim otomobil, bilgisayar, beyaz eşya, tablet işte burada pratikliği ve olgusallığı görebilirsiniz. Teknoloji içerir ve insan hayatını kolaylaştırır. Evrensel, kesin ve nesneldir ve genel geçer bir bilgi türüdür. Burada mesela mühendislerin çoğunlukla kullandığı bilgi türü teknik bilgi türüdür. Bilimsel bilgiye bakalım. Bilimsel bilgi dünya ve dünyadaki şeyler hakkında Gözlem ve deneye dayalı bilgi üreten bir bilgi türüdür. Olgusal ve kanıtlanabilirdir. Zaten bilimsel bilgileri biliyorsunuz. Felsefi bilgiden ayıran özellikleri de var. Evrensel bir bilgidir bilimsel bilgi ve nesnel bilgidir. Evrensel bir bilgi olduğu için sistemli ve tutarlıdır. Bilimsel bilgi ne ilişkisine dayanır? Neden sonuç ilişkisine dayanır arkadaşlar bilimsel bilgi objektiftir ve birikimli olarak ilerler. Burada felsefe ile size felsefi bilgiyle en önemli ayrımını vereceğim. Varlığı parçalara ayırarak ele alır ve inceler. Felsefi bilgi ise parçalara değil bütün olarak ele alır bilgiyi. Çünkü bilimsel bilgi ve felsefi bilgi arasındaki en önemli ayrımı bu olarak işaretleyebilirsiniz zihninizde ve bilimsel bilgide cevaplar önemlidir. Sanat bilgisine bakalım. Sanat bilgisi özner bir bilgi türüdür. Yaratıcılığa, duyguya ve güzelliğe odaklıdır. Zaten sanat bilgisi deyince aklımıza direkt tablolar, heykeller gelecek. Evrensel olma niteliği taşır. Çünkü bir mesela bu resmi gördüğünüz zaman dersiniz ki evrensel bana ne ifade ettiği bir Çinli içinde, bir Koreli içinde, bir Türk içinde aynı şeyleri ifade etmeyebilir ama resim evrensel bir özellik taşır. Ne konu edinir arkadaşlar? Arkadaşlar sanat bilgisi tabii ki de doğayı konu edinir. Her zaman doğayı konu edinmez ama genellikle doğayı konu edinebilir diyebiliriz ve sanat bilgisi tabii ki de sanattan türediği için hayal gücüne dayanır arkadaşlar. Bizim için en önemli olan bilgi türüne geldik şimdi. Felsefi bilgi. Felsefi bilgi nedir? Sorgulayıcı ve evrenseldir. Burada direkt felsefenin özelliklerini hatırlamanızı istiyorum. Sistemli ve tutarlıdır. Subjektif özelliği taşır. Yani öznel, göreceli, relatif. Bu da düşüncelerin çokluğundan kaynaklanan bir özelliktir aslında. Akla dayalı ve eleştireldir. Yani olgusaldır. Açıklamalarında bitmiştir ya da kesinlik aranmamaktadır. Refleksiftir. Düşünme üzerine düşünmeyi bize verir. Varlığı bütün olarak ele alır. Ne demiştim bilimsel bilgide? Varlığı parçalayarak ele alır demiştim. Felsefi bilgi ise varlığı bütün olarak ele alır ve inceler. Ve felsefede bilimde mesela cevaplar daha önemliydi. Felsefede ise sorular çok daha önemlidir arkadaşlar. Hemen bilgi felsefesinin temel problemlerine bir bakalım. Epistemolojinin temel problemleri ve sorunları ve soruları diyebilirim aslında bunlara. Doğru bilgi mümkün müdür? Filozoflar bunu sormuş. Bilginin sınırları ve doğru bilginin ölçütleri nelerdir? Bilginin güvenilirliği ve değeri nedir? Bilginin kaynağı nedir? Filozoflarımız bunları araştırmışlar, asırlar boyunca bakmışlar. Sonrasında doğru bilginin ölçütleri ortaya çıkmış. Doğru bilginin ölçütlerini uygunluk, tutarlılık, tümen uzlaşım, apaçıklık ve yarar olarak beşe ayırıyoruz. Bunlardan size kısaca bahsedeceğim. Çünkü aslında çok çok daha üzerine durmanız gereken bir konu değil ama kavramları kesinlikle bilin. Uygunluk nesne hakkında oluşturduğumuz bir yargı, nesnenin kendisini uy uyuyorsa doğrudur. Daha demin verdiğim örneği hatırlayın. Ali'nin boyu 1.90'dır dediğimizde bu yargının doğru olması için Aynı sonuca ölçümle de ulaşacaksınız ve bu sizin bilginizin uygunluğunu gösterecek arkadaşlar. Peki tutarlılık nedir? Bir önermenin doğruluğu sistemde daha önce kabul edilmiş doğru önermelerle çelişmemesine dayanır. Yeni önerme var olan önermelerle çelişiyorsa yanlıştır. Yani analoji yaptığınız zaman öncüllerin birbiriyle tutarlı olması ve çelişmemesi durumu bizim için tutarlılık ölçütünü bahseder. Tümel uzlaşım nedir? Bir önermenin doğruluğu herkesin veya çoğunluğun kabul ettiğidir. Yani genelin onayını almak doğruluğun ölçütü olmaktır. Mesela ben bu kaleme mavidir dedim. Mavidir dediğimde herkes bunun mavi olduğuna eğer bu mavidir diyorsa tümel bir uzlaşım içinde biz bu bilginin ölçütünün mavi olduğunu kabul ettik ve tümelce uzlaşmış olduk. Peki apaçıklık nedir? Apaçıklık bir bilgi hem açık hem seçik hem de kuşku duyulmayan bir açık ise bu bilginin doğru olduğunu sizlere söyleyebilirim. Peki yarar nedir? Bir bilgi yararlı, uygulanabilir sonuçlar veriyorsa veya bir problemi çözebiliyorsa doğrudur ve deneyle de kanıtlanabilir. Bu bizim için aslında biraz felsefede faydacılığa giriyor ama biz ölçüt olarak yarar olarak değerlendireceğiz arkadaşlar. Geldik en büyük sorumuza. Doğru bilgi mümkün müdür? Bilgi felsefesi deyince aklınıza gelecek ilk soru doğru bilginin mümkün olup olmadığı olacak. İnsan hakikate erişebilir. Doğru bilgi elde edilebilir mi? Bilgi felsefesinin en büyük iki sorusu bunlardır. Peki bu soruya filozoflar ne cevap vermiş? Doğru bilgi mümkün değildir diyen filozoflarımız var. Doğru bilgi mümkündür diyen filozoflarımız var. Doğru bilgi mümkündür diyen filozoflarımız doğru bilgi, filozoflarımız, doğru bilgi mümkün değildir diyen yani filozoflarımızdan çok daha kalabalık gördüğünüz gibi. Ama biz doğru bilgi mümkün değildir diye filozofların ortak görüşüne ne diyoruz? Septikler diyoruz arkadaşlar. Septikler doğru bilginin mümkün olmadığını kabul ederler. Hatta bunun altında da relevatizm, septisizm, nihilizm ve agnostizmi görebilirsiniz. Peki doğru bilgi mümkündür diyenler kimlerdir? Bu filozoflara ne ad verilir? Dogmatikler adı verilir. Dogmatik filozoflar da gördüğünüz gibi 8'e ayrılıyor. Bu 8'e ayrılan bilimleri tek tek bakalım. Hemen doğru bilgiye ulaşmak mümkün değildir diyenlerden başlayalım. Sofistler Sofistler kimlerdir? Karşınıza birçok defa çıktı bu kavram. Eminim ve siz de acaba Sofist ne demekti dediniz. Sofistler M.Ö. 4. ve 5. yüzyıllarda etkili olmuş düşünürler topluluğudur. Ve Sofistler bilginin toplumsal, kültürel ve doğal koşullara bağlı olarak oluştuğunu, dolayısıyla da kişiden kişiye değişeceğini. Buraya yıldız atıyorum. Çünkü doğru bilgiye şüpheyle bakıyorlar. Herkes için aynı olamayacağını savunurlar. Bu yüzden doğru bilgiye ulaşmak sofistler için nedir? İmkansızdır. Peki sofistler felsefede bize neyi andıracak? Gezgin öğretmenler olarak para karşılığında eğitim veren kişileri andıracak bize. Temsilcilerine hemen bir bakalım. Protagoras ve Gorgias iki ünlü sözleri var bu iki ünlü filozofun. Protagoras diyor ki insan her şeyin ölçüsüdür. Buradan ne çıkarabiliriz? Yani bilgi de her şeyin ölçüsüdür. Kişilere göre aynı olmaz yani herkese göre aynı değildir evrensel değildir doğru bilgi de mümkün değildir. Gorgias ne demiş? Hiçbir şey yoktur. Olsa da bilinemez, bilinse de aktarılamaz diyerek zaten bize bilginin direkt olarak bilinemeyeceğini göstermiştir. Doğru bilgiye ulaşmak mümkün değildir diyenler de ikinci gruba bakacağız. Septikler, kuşkucular ve şüpheciler. Evet, bunlar kim? Septikler aşırı kuşkucu filozoflar. Her şeyden şüpheleniyorsunuz. Ben bu kalem size mavi dediğimde diyeceksiniz ki ya o mavi olmayabilir. O zaman siz ne olacaksınız? Septik bir düşünür olacaksınız. Bilgi konusunda her türlü yargıdan kaçınırlar. Aklın kesin bir bilgi edemeyeceğini savunur septikler. Ve hakikate erişilme durumunda bile sürekli şüphe halinde olacaklar. Diyecekler ki hayır ben bundan şüphe ediyorum. Bu doğru olmayabilir. Septik düşünürler kimlermiş? Hemen bir bakalım. Karşımıza iki filozofumuz çıkacak antik çağdan. Pyron ve Timon. Pyron ne demiş? Akıl ve duyular bize nesneleri oldukları gibi değil, göründükleri gibi gösterir demiş. Nesnelerin kendisini değil, görünüşlerini biliriz. Bu sebepten dolayı bilgiyi aramaktan vazgeçmeliyiz. Yani diyor ki doğru bilgi yoktur, yaymayalım diyor. Her iddia için birbirinin karşıtı olan iki kanıt ileri sürebilir. Ve bu eş ve zıt konumundan doğru bilginin çıkmayacağını kabul eder Pyron. Peki Timon ne demiş? Septisizm öğretisinin temelini üç soruda toplamış ve cevaplamış bu filozofumuz. Demişler ki Timon'a nesnelerin gerçek yapısı nedir demişler. O da demiş ki nesnelerin gerçek yapısı kavranamaz. Ben nesnelerin gerçek yapısını bilemem. Nesneler karşısında durumumuz ne olmalıdır diye sormuşlar. Ve o da demiş ki nesneler konusunda yargıdan kaçınmalıyım. Çünkü doğru bilgi mümkün değildir. Nesneler karşısında doğru bir duruştan ne kazanırız peki diye sormuşlar Timon'a. O da demiş ki, sarsılmazlık kazanırız. Nesneler karşısında doğru bir duruş bize sarsılmaz bir duruş da verecektir aslında demiş. Evet, burada doğru bilgi mümkün değildir diyenleri septikler ve sofistler olarak karşımıza çıkmaktadırlar hemen doğru bilgiye ulaşmak mümkündür diyenlere bakacağız. Burası çok kalabalık. Onun için direkt biz özet bilgilerle, ham bilgilerle bu akımları teker teker inceleyeceğiz. Burada 8 akımımız var. İlk akımımız rasyonalizm. Rasyonalizm deyince aklınıza direkt akılcılık gelecek. Akılcılık bizim için rasyonalizmle eş değerdir. Akla dayanan bilginin doğru, kesin, zorunlu olduğunu söyleyen akımdır. Doğru bilginin kaynağı arkadaşlar ya akıldır ya da zihindir. Duyu verilerine, deneyimlere güven olmayacağını düşünürler. Doğru bilgiye ulaşmak mümkündür diyenler, duyumların sağladığı bilginin yanıltıcı ve göreceli olduğunu, sadece ve sadece akılla elde edilebildiğini düşünürler. Rasyonalizm düşünürlerine göre bilgi doğuştan gelir. Yani bilgi ne demektir? Bizim için a priori'dir. A priori kavramı bizim için doğuştan gelme bilgiyi anımsatacak. Rasyonalizm düşünürlerine bir bir bakalım. İlk başta tabii ki de karşımıza büyük filozof Sokrates çıkacak. Sokrates'in en ünlü sözü nedir peki? Tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir sözüdür. Yani Sokrates burada bize bilginin öneminden bahseder. Sokrates'e göre bilgiler insanın zihninde neyden vardır? Doğduğum gibi benim zihnimde bilgilerim var. Peki bu bilgilere sonra ne oluyor? Sonradan hiçbir bilgi kazanmıyorum. Doğuştan olan bilgilerimi ben sürekli hatırlıyorum. Sokrates deyince aklınıza hatırlamak kavramı gelsin. Sadece unutulan bilgiler hatırlatılıyor bize. Sokrates tüm bilgilerimizin zihnimizde olduğunu göstermek için diyalaktik yöntemini kullanıyor. Peki nedir hocam bu diyalaktik yöntemi? Karşılıklı konuşma ve soru sorma. Hatta bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Sokrates bir köleye geometri sorusu çözdürür. Diyalaktik yöntemini kullanır. ...ve bunu karşılıklı konuşma ve soru sorma sayesinde yapar. Sokrates'e göre bilmek hatırlamaktır. İroni ve meyotik yöntemlerini kullanıyor Sokrates ironi yöntemi nedir? Alay ederek aslında bir nevi ama o bildiğimiz alay gibi değil de daha çok felsefi açıdan bir alay ederek doğru bilgileri ortaya çıkarmaya çalışır. Mayotik yöntemi de nedir? Aynı geometri sorusunun çözdürdüğü köleye yaptığı gibi düşünce doğurtma yöntemi mayotik yöntemi olarak adlandırılır. Peki rasyonizm düşünürlerine devam ediyoruz. Platon, Sokrates'ten sonra gelen ve Sokrates'in öğrencisi olan kişi kimdir? Platon'dur. Platon ne demiş bakalım? Bilginin temel kaynağı demiş zihindir demiş. Asıl bilgi iddialar evrenine ait olan bilgidir. Platon'da bilmemiz gereken en önemli kavram tabii ki de iddialar kavramıdır. Platon'un zaten mağara alegorisini de bilirsiniz. Hepsi iddialar üzerine kuruludur. Kesin ve sağlam bilgi değişmeden kalan düşünenlerin bilgisi yani iddiaların bilgisidir. Platon burada bilginin iddiaların bilgisi olduğunu düşünür bilginin konusu var olan, devamlı ve kalıcı olan varlıktır. Yani bilgi anlayışını Platon varlık üzerine şekillendirmiştir. Bu varlık ise gerçek varlık olan idealardır ve idealar ancak akılla kavranabilir. Sonuç olarak rasyonizm düşünürleri bize yine akıla çıkarıyor arkadaşlar. Platon'un da iki türlü bir evren anlayışı var. Bu evrenler idealar evreni ve görünenler evreni olarak ikiye ayrılıyor. Evet, idealar evreni her şeyin gerçeğinin bulunduğu evrendir. Görünenler evreni yani fenomenler, görüngeler evreni, nesneler evrenidir. Meydana gelen değişim ve bozulmalara bu evrendeki bozulmalara da doksa denilir. Hemen rasyonizm düşünülerine devam ediyoruz. Platon'un öğrencisi Aristoteles. Aristoteles ne diyor? İnsan aklında doğuştan bilgiler yoktur. Bakın burada Sokrates'le biraz çeliştik sanki. Bilgi akıl ile elde edilir. Akıl çevreden duyumları alır. Bunları bilgiye dönüştürür. Burada Sokrates'le çelişiyor. Tamam diyor ki doğuştan bilgiler yoktur. Ama yine de bilginin zihinde olduğunu savunuyor. Akıl doğuştan bilgiye değil ama bilgi oluşturma yetisi sahiptir diyor. Yani biz doğduktan sonra bilgileri oluşturmaya başlarız. Sokrates ne diyordu? Biz doğduğumuzda zihnimizde vardı bilgiler. Ama burada Aristoteles diyor ki bilgi oluşturmayla biz bilgileri sonradan öğreniyoruz. Ama yine de rasyonizm düşüncesi buradan hiçbir şekilde bir kayıba uğramıyor. Akıl bilgi taşıyıcısı değil bilgi üreticisidir diyor. İnsan doğal olarak Bilmek ister der Aristoteles ve en ünlü sözlerinden birisi de budur. Aristoteles üç bilgi türünü tasvip eder. Tekne, episteme ve pronesis. Tekne nedir? Zanaat bilgisi ve üretimdir. Episteme nedir? Bilimsel bilgidir. Pronesis nedir? Etik bilgi, iyilik ve kötülük gibi bilgi türleri olarak karşımıza çıkar. Rasyonizm düşünürlerinden büyük bir İslam düşünürlerine karşıdayız şimdi. Karşı karşıyayız. Farabi. Farabi ne diyor? Önce doğru bilgiyi bilmek gerekir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir. Ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşamaz. Burada demek istiyor ki doğru bilgiyi bilmeden yanlış bilgiyi bilirseniz hiçbir bilgiye ulaşamazsınız. Farabi'ye hemen bir göz atalım. Bilgi problemini nefis ve akıl kavramları çerçevesinde temellendirmeye çalışıyor Farabi. Farabi'ye göre düşünce ile varlık arasındaki bağlantı süret üzerinden gerçekleşiyor. Kategorize ederek kesin bilgiye ulaşabileceğimizi söylüyor. Farabi de unutmamanız gereken kavram kategorize ederek kesin bilgiye ulaşabileceğimiz kavramı. Evet diğer düşünürümüze hemen bakalım. Rasyonizm düşünürümüze. Düşünüyorum, öyleyse varım. Eminim ki bu cümle size çok tanıdık geldi. Kim demiştir bunu? Tabii ki de Descartes demiştir. Felsefe tarihinde epistemoloji yani bilgi felsefesi Descartes ile birlikte en önemli disiplin haline geliyor arkadaşlar. Yani bilgi felsefesini altın çağını yaşatan filozofumuz aslında Descartes'tir. Şüphe etmek demek, düşünmek demektir der düşünmek ise var olmayı gerektirir. Descartes burada şüpheyi ne olarak kullanmış olabilir? Amaç değil de bir araç olarak kullanmış aslında Descartes şüpheyi ve böylece kesin bilgiye ulaşmaya da çalışmış. Bunun adına felsefede ne deniliyor biliyor musunuz? Metodik şüphe deniliyor. Yani felsefede şüpheyi araç olarak kullanmak bize metodik şüpheyi verecektir. Oluşturduğu bilgi teorisini düşünce etrafında şekillendiriyor ve böylece de o ünlü sözüne varıyor düşünüyorum öyleyse varım olgusunu söylüyor ve bilginin hem değeriyle hem de kökeniyle ilgileniyor ama tabii ki de bilginin yine akla dayandığını düşünüyor. Rasyonizm düşünürlerimizden Hegel'e bakacağız şimdi de. Hegel ne demiş? Akla uygun olan gerçektir, gerçek olan da akla uygundur. Yine burada bizim kilit kavramımız verilmiş. Yine akla burada yıldız konulmuş. Hegel insan duyularını kullanmadan yalnızca akıl yoluyla gerçek ve apaçık bir bilgiye ulaşır. Bakın burada duyular yok. Ben sadece aklımı ve zihnimi kullanacağım. Aklın yasalarıyla varlığın yasaları bir ve aynıdır. Düşünce ruh Madde, evren sürekli değişim ve gelişim içindedir. Ama bu değişim bizi doğru bilgiden 90 bırakmaz. Doğru bilgiye sadece mantık yoluyla ulaşılabileceğini düşünür. Hegel'in anlayışında temel bilim mantık bilimidir. Hegel deyince aklınıza hem rasyonalist olduğu hem de mantık bilimine çok önem verdiği gelecek. Hatta Hegel'in bir diyalektiği vardır. Tez, antitez ve sentez. Nedir bu kavramlar? Bakın burada da iç içe geçmiş olduklarını görüyorsunuz. Tez, antitezi, sentez, tez ve antitezis kapsamaktadır. Hegel der ki tez bilgidir. Antitez nedir? Tezdeki çelişkilerin açığa çıkması. Yani benim dediğim bir şey, siz diyorsunuz ki hocam hayır bu böyle değil. Siz orada benim yanlışlarımı belirliyorsunuz ve hepsini biz toparlıyoruz. Sen tezliyoruz. Tez ve antitezdeki doğrularımız bir araya geliyor ve hep beraber sonuca ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi geldik empirizme. Bu bizim neydi? Doğru bilgi mümkündür diyen filozoflarımızın oluşturduğu akımlarda. Empirizm neydi peki? Empirizm tabii ki de bize deneyciliği verecek arkadaşlar. Deneyciliktir empirizm. Doğru bilgi deneyden elde edilir. Bunu düşünen filozoflarımız doğru bilginin deneyden elde edilebileceğini rasyonalizme karşı çıkarlar. Derler ki, "Hayır. Ben bir şeyin doğru olduğunu aklımla değil, yaptığım deneylerle kanıtlayabilirim. Doğuştan hiçbir bilginin gelmediğini söylerler. Yani burada Sokrates'e de karşı çıkarlar. Zihin boş bir levha gibidir. Bunu kesinlikle not almanızı istiyorum. Tabula रसा tabula biz birazdan filozoflarımızın birinde ön plana çıkacak zaten. Her şey sonradan deneyim, tecrübe sonucu öğrenilir ve bu levha dolmaya başlar. Bunu John Locke'da değineceğim. Doğa bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya bilginin en güzel örnekleridir. Yani bunlar nedir arkadaşlar? Fizik, kimya, biyoloji, coğrafya hepsi aslında bir bilimdir ve hepsi de deneye dayanır. Empirizm düşünürlerimiz John Locke. Hemen aklımıza empirizm deyince deneycilik ve John Locke gelecek. John Locke ne diyor? Locke'a göre bilginin iki temel kaynağı var. Dış dünya ve iç dünya. Bu dış dünyada diyor ki dış dünyayı duyularla tanımamızı sağlar. Yani dış bir deney yapıyorum. Ben duyularımla algılıyorum bilgileri. Zihnimizin çeşitli işlemlerini bize bildiren de iç deney oluyor. Burada da aklımı kullanıyorum ama yine de beni içten dışa yönlendiren şey deney oluyor. İç ve dış deneyi John Locke deyince unutmuyoruz. İnsan doğduğunda zihni boş bir levha gibidir. Daha demin değinmiştim tabular asa. Her şey sonradan öğrenilir ve bu boş levha dolmaya başlar. Şurada gördüğünüzde ne gelecek aklınıza boş bir levha. Ben doğdum bu benim neyim olsun zihnim olsun. Benim zihnim bomboş, zihnimde hiçbir şey yok ama ben sonradan deneyimlerimle bu levhayı doldurmaya başlıyorum. Her şeyi sonradan öğreniyorum. Ve bu boş levha tecrübelerimle dolmaya başlıyor. Lok'a göre doğuştan gelen bir bilgi yok. İnsan tüm bilgiyi ne ile kazanıyor arkadaşlar? Deneyimlerimizle biz kazanıyoruz. Yani bu levhayı, boş levhayı zihnim olarak algılıyoruz ve deneyimlerimizle sürekli dolduruyoruz. Kanıtlara dayanmadan önermelere güvenmek ve onlara yetki vermek doğru sevgisinden sapmaktır der. Yani deneyciliğe de vurgu yapar. Diğer empirizm düşünürümüz David Hume. Ne demiş David Hume? Felsefe tarihinde nedensellik ile ilgili düşünceleriyle tanınmış. Zorunlu bir nedensellik ilişkisini reddediyor. Ve diyor ki bilginin temel malzemesi olarak arkadaşım ben izlenimleri ve ideleri kabul edeceğim diyor. Öncelikle duyu organları vasıtasıyla izlenimleri elde edeceğim. Sonrasında bu izlenimler zihinde benim ideler haline dönüştürülecek. Zihnim bunu bir makine gibi işleyecek izlenimlerimi ve ideler haline dönüştürecek. Yani yine sonuç olarak ben burada deneylere e, saptamış olacağım. Empirizm düşünürlerimizden diğeri Berkeley. Berkeley ne diyor? var olmak algılanmış olmak demektir. Berkeley deyince aklımıza algı gelecek. Ben bir şeyi algılayabiliyorsam ben varımdır. Ben varsam ve algılayabiliyorsam da bilgi vardır ve der ki kusursuz meyvelerini uzanabileceğimiz güzelim bilgi ağacını görmek için sözcük perdesini kaldırmak yetecektir der. Yani burada benim aslında sözcüklere değil direkt algılarıma ihtiyaç olduğumu söyler. Bir diğer akımımız işte kritisizm. Kritisizm ne demektir? Kritisizm tabii ki de eleştirel demektir arkadaşlar. Neden eleştirel olduğunu şimdi hemen size söyleyeceğim. Ne akıl ne de deney tek başına bilgi edinmede yeterli değildir. Rasyonalistler ne demişti? Benim için akıl önemli demişti. Empiristler ne demişti? Benim için deney önemli demişti. Peki kritisizm savunanlar yani eleştiriciler ne diyecek? Ne akıl ne de deney tek başına bilgi edinmede yeterli değildir. Kritisizm düşünürleri bilgiye dualist bir açıdan, ikinci bir açıdan yaklaşacak ve buna bilgi eşittir deney artı akıldır diyecek. Bilginin deney ve aklın birleşmesinden ortaya geldiğini söyleyecekler. Burada karşımıza çıkan zaten en önemli temsilcisi Kant olacak. Kant ne demiş? Deneycilik ve rasyonizm akımlarını ben sentezleyeceğim demiş. Ve bunun sonucunda da bilginin meydana gelebilmesi için deney kadar akla da ihtiyaç duyacağım deneyi bilginin ham maddesi yapacağım. Akılsa onu işleyecek, makine gibi, fabrika gibi işleyecek ve duyu verilerimiz ile dışarıdan almış olduğumuz bilgiler akıl yoluyla işlenerek bilgiye çevrilecek. Aslında burada dönen bir çark olduğunu düşünün. Bilgiyi aldınız, bilgiyi deneylediniz. Sonrasında aklınız onu dönüştürdü, işledi ve bilgiye çevirdi. Deneyle gelen posteriori algı, aklın a priori kavramı ve kategorileriyle işlenerek bilgi olur diyor Kant. A ne demektir diye soracaksınız tabii ki. A priori, deneyimlenmemiş bilgi. Yani aslında doğuştan gelmiş. A bilgi nedir? Deneyimlenmiş bilgi. Bu ikisi birleşince Kant için ne çıkıyor ortaya? Bilgi çıkıyor arkadaşlar. Hemen sonraki akımımıza bakalım. Entüisyonizm. Burada gördüğünüz gibi zaten bir kalp var. Onun içinde de bir göz var. Yani bize bu neyi andıracak? Sezgiciliği andıracak arkadaşlar. Sezgicilik. Gazali ve Bergson en büyük iki temsilcisi sezgiciliğin. Bilgiyi diyecekler ki Gazali ben sezgi kavramını alacağım. Tasavvufa dayanacağım. Çünkü duyular yanıltıcı, akıl çelişkilerle dolu. Ben eğer bunların içinden bilgiyi üretmeye çalışırsam işin içinden çıkamam diyecek. Bu nedenle de bilgin özünü alamam diyecek. Peki ben nasıl bilgiye ulaşabileceğim? Gazali ne diyecek buna? Doğru bilgiye yalnızca inanç ile ulaşabilirim, iman ile ulaşabilirim. Yani ben sezdiklerimle ulaşabilirim diyecek doğru bilgiye. İmanın kaynağı ise kalptir diyecek. Kalp nedir peki Gazali'ye göre? Kalp sezgisel bir güç taşır ve kalp gözüyle bakmak demek gerçekliği sezgiyle kavramak demektir diyecek. Yani Gazali kalp gözüyle bakarak bilgiye ulaşmaya, sezgileriyle bilgiye ulaşmaya çalışacak. Bergson ne diyecek? Bergson entüisyonizm yani sezgicilik akımının kurucusu. Ve diyor ki bilimin asıl bilgi kaynağı olduğunu ben reddediyorum. Ben deneyi asla kabul edemem bilginin asıl kaynağı olarak diyecek. Yalnızca diyecek zeka ile bilgiye de ulaşamam diyecek. İçgüdüler ile bilgiye ulaşabilirim diyecek. Yani neye dayanacak Bergson'un anlayışı da sonuçta bizim için önemli olan sezgicilik akımına dayanacak. Diğer bir akımımız pozitivizm. Pozitivizm deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Tabii ki de olguculuk gelecek. Olguculuk ne demek peki? Comte direkt karşımıza çıkan ilk filozof. Doğru bilgi diyecek. Bilimsel bilgidir. Yani olguların bilgisidir diyecek. Olgu deney ve gözlemin konusu olan olaylardır. Örneğin yağmur bir olgudur. Çünkü ben gözümle görebiliyorum. Bu bilimsel bir bilgi. Hepimiz için aynı. Deney ve gözlem yapılabiliyor. Ve Comte bunları üç hal yasası toplumsal olarak toplumsal bir tarihte açıklıyor. Diyor ki bilginin üç evresi vardır ve bu üç evreden geçmelidir. Nedir bu üç evre? Teolojik evre yani dinsel evre. Diğer bir evre nedir? Metafizik evre. Yani ruhtur, zamandır gibi fizik ötesi kavramların bulunduğu evre. Diğer bir evremiz ise pozitif evre. Yani nedir pozitif? Bilimsel evredir. Bunlar bir süreçtir ama bize en doğru bilgiyi ne verir? Tabii ki de bilimsel bilgi verir diyecek Comte bize. Hemen sonraki akımımıza bakıyoruz. Pragmatizm. Evet, pragmatizm kelime anlamı olarak nedir biliyor musunuz? faydacılıktır. Ben bir şeyden yarar sağlıyorsam, benim için bir fayda sağlıyorsa o benim için doğru olan bilgidir. Bilgi benim için yararlı olacak. Burada zaten ondan bahsediyor. Doğru bilgi eylemin sonunda aranacak. Eğer eylemler sonucunda insana fayda sağlıyorsa bu bilgi doğru. Sağlamıyorsa Yanlıştır. Bilimlerin sağladığı bilgi bizi doğaya egemen olmaya götürdüğü için doğrudur. Dini bilgiler de bizi iç huzur verdiği sürece doğrudur. Bakın burada bilgiyi dini, bilimsel, felsefi diye ayırmıyor. Diyor ki benim için doğru bilgi benim için yararlı olan bilgidir. Türü ne olursa olsun bana bir yarar sağlıyorsa benim için bu bilgi doğrudur diyor. Ve insan yaşamını bilginin değil Bilgi insan yaşamının hizmetinde olduğuna bakıyor. Yani aslında bilgi bize hizmet ediyor ve biz ondan yarar sağlıyoruz. Peki kim bakalım temsilcileri? William James ve tabii ki de John Dewey arkadaşlar. Bu iki önemli ismi sakın unutmayın pragmatizmde ön plana çıkıyor. Diğer bir akımımız analitik felsefe. Evet analitik felsefe nedir? Analitik'in kelime anlamını biliyorsunuzdur zaten. Analitik demek çözümleyici demektir. Çözümleyici. Çözümleyici nedir? Çözümleyici demek felsefenin görevi dildeki kavramları çözümlemektir. Analitik deyince aklınıza direkt dil gelecek ve bu dil çözümlemelerini yapmak gelecek. Felsefe anca dil çözümlerini yaparak doğru bilgiye ulaşabilir diyecek bize Wittgenstein. Felsefedeki problemlerin çoğu dildeki çok anlamlılıktan kaynaklanır. Bunu ortadan kaldırmak için bilimin önermeleri sembolik mantık diline dönüştürülmelidir. Böylece herkes aynı şeyi anlar. Wittgenstein bize der ki eğer bir dil bize aynı şeyi anlatıyorsa hepimiz için farklı değilse bu bizim için daha kolay anlaşılabilir bir felsefi metine dönüşecek ve biz felsefeyi daha iyi kavrayabileceğiz der. Bu görüşü benimseyen filozoflar dil analizi için sembolik mantığı kullanırlar. Yani mantığı kullanarak aslında felsefeyi dil çözümlemeleri içerisinde ele alırlar. Gelelim en son akımımıza. Doğru bilgi mümkündür diyen en son akımımız. Fenomenoloji. Fenomenoloji nedir? Fenomenoloji arkadaşlar görünge bilimidir fenomenoloji. Fenomenoloji özün bilinebileceğini ileri süren bir görüş. Ve fenomen varlıkların duyulardan arınmış düşünsel bir içeriğidir. Mesela burada ne diyor bize biliyor musunuz? Edmund Husserl özü bilirsek gerçek bilgiye de ulaşabiliriz diyor. Öz nedir peki? Bir şeyi o şey yapan özelliktir. Şurada örnek vereceğim hemen. Bir nesnenin öz bilgisine ulaşabilmek için önce onun özüne ait olmayan tüm özellikleri ayırmam gerekir. Mesela burada ne demişiz? Bir kalemin, bu kalemin Özüne ulaşmak istiyorsak, kalemin olgusa özelliklerini, şekli, rengi, ağırlığı. Ben buna dedim ki bu birazcık silindire benziyor. Rengi mavi, ağırlığı da 2 gram mesela. Bunları bir kenara bıraktım ben bilincimde. Benim için ne kaldı biliyor musunuz? Saf öz kaldı. Kalem benim için nedir? Sadece yazı yazmaya yarayan araçtır. Bunu fenomenoloji dile getirir ve doğru bilgiye sadece... Bakın, öz ile ulaşabileceğimizi savunur. Konu biterken neleri öğrendik? Bilgi felsefesinin temel kavramlarına göz attık. Bilginin oluşum sürecini inceledik. Sonrasında özne ve suje dedik bilginin oluşum sürecine. Bilgi türlerine baktık. Gündelik, felsefi, teknik bilgilere baktık. Bilgi felsefesinin temel problemlerine baktık. Bu sorular etrafında şekillendi. Bilginin doğruluk ölçütlerine baktık. Uygunluk, apaçıklık gibi. En sonunda da doğru bilginin imkanına vardır yoktur diyen septiklere ve dogmatiklere baktık. Şimdi ise karşımızda ödüllü sorumuz. Ödüllü sorumuzun cevaplarını yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.